Bir liseden mezun olacak iki sınıf için 6 Haziran 2021 Pazar günü ile 24 Haziran Perşembe günleri arasındaki bu iki gün hariç 17 gün içeren farklı iki günde birer mezuniyet etkinliği planlanacaktır farklı iki günde birer mezuniyet yapılacak. Etkinliklerden en az bir hafta sonu olacak şekilde düzenleme yapılmak istendiğine göre bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 6 Haziran pazar günüymüş zaten 6 Haziran saymıyoruz 7 Haziran itibariyle saymaya başlıyoruz 6 Haziran pazarsa 13 Haziran' da pazardır 12 Haziran'da cumartesidir 12 ve 13. Hafta sonuna denk geliyor o zaman arkadaşlar. Cumartesi ve pazara denk geliyorlar. 7 eklediğimde 19 ve 20 oluyor. Bunlar yine hafta sonuna ve cumartesi pazara denk gelmiş oluyor. Şimdi kaç gün hafta sonu var? Çünkü bundan sonra devam edemeyiz. Çünkü bir 7 gün daha koyduğumda 26'ya çıkıyor. Ama bizde ne demişti? 24 Haziran Perşembe günleri arasında. 24 Haziran'a kadar olan süreçten bahsettiği için. Burada 4 gün hafta sonu varmış arkadaşlar. 4 gün hafta sonu dedim. Peki toplamda kaç günmüş burası? 17 günmüş. O zaman kaç gün hafta içidir? 13 gün hafta içi vardır bu aralıkta. Peki bize demiş ki etkinliklerden en az biri hafta sonu olacak şekilde düzenleme yapılmak istendiğine göre şimdi Etkinliklerden en az birinin hafta sonu olması demek arkadaşlar Bir gün hafta sonundan seçeceğiz bir günde Hafta içinden seçeceğiz demek yani 4 tane hafta sonundan bir tanesini 13 tane hafta içinden de bir tanesini seçeceğiz demesi Peki bir de demiş ki en az biri hafta sonu o zaman ikisi birden de hafta sonu olabilir 4 tane hafta sonundan yani hafta sonundaki 4 günden 2 günü bu şekilde seçebiliriz. Hafta içinden hiç seçmeyiz. Bunu da söyleyebiliriz. 4'ün birlisi 4, 13'ün birlisi 13, 4'ün ikilisi de 6'dır. 4 çarpı 13, 52, 6 da buradan 58 olarak geldi. Bize de zaten bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir diye sormuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Bir havayolu şirketine ait bir helikopterin cumartesi ve pazar günü gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 10 pilot bulunmaktadır. Bu pilotlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu pilotlar arasından en tecrübeli 3 pilot aynı ekipte olmayacak şekilde beşer kişilik 2 uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre cumartesi ve pazar uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ben önce buradaki tüm durumlara bakalım. Bakarım. Daha sonra derim ki tüm durumlardan 3 pilotun tecrübeli olanların aynı grupta olduğu. Tecrübeliler yazalım bunu. Aynı grupta. Tecrübelerin aynı grupta olduğu durumu çıkartırım. Tüm durumlar nedir arkadaşlar? 10 tane pilot var. Bunlar iki gruba ayrılacak. Birinci grup için 10 taneden 5 tanesini seçeceğim. Geri kalan 5 tanesinden 5'ini de ikinci grup için seçeceğim. Bu bizim tüm durumlarımızdır. Eksi diyorum. Tecrübeli gru, tecrübeli pilotların aynı grupta olduğu durumlara bakacağım. Şimdi arkadaşlar tecrübeli pilotların birinci grupta ya da ikinci grupta olmak üzere iki farklı seçeneği vardır. O yüzden 2 çarpı dedim. O, daha sonra şunu söyleyelim. 3 tane tecrübeli pilotu çıkardığımızda 7 tane pilot kalıyor. E, bunların hepsi birinci grupta olarak düşündüğümüzde mesela iki tane geriye pilot seçmemiz gerekiyor. Üç tanesi tecrübeliydi. iki tane daha seçmem gerekiyor. Geri kalan 5 beş pilottan beşini de ikinci gruba seçiyorum. Zaten bu iki grubu yer değiştirdiğimiz hesaplamak için de iki ile çarptım. Yani A grubunda da olabilir bu pilotların tecrübeli pilotların 3'ü B grubunda da olabilir. O yüzden şu iki ile çarpmamın sebebi bu. 10'un 5'lisi nedir? 10'u 5 defa açıyorum. 10, 9, 8, 7, 6. Bölü 5'i açıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 olarak. 5'in 5'lisi zaten 1 demektir. Eksi diyorum. 2 çarpı 7'nin ikilisi. 7'yi açtım 2 defa. Aşağıda da 2'yi açıyorum. 5'in 5'lisi zaten 1 demektir. Şimdi burada sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak arkadaşlar. 5 ile 2'nin çarpımından 10 gidecektir buradan. 8 ile 4 sadeleşecektir. 6 ile de 3 sadeleşecektir. 2 kalacaktır. 9 çarpı 7 63. 2 ile çarptım. 126. 2 ile çarptım. 252 olarak gelir. Eksi diyorum. Şu ikiler gittiğinde 6 çarpı 7 42 olacaktır. 252'den de 42'yi çıkardığımızda 210 kalır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Mustafa bir restoranta ait yalnızca soğuk içecekler kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü evinde buluyormuş. Mustafa bu restoranı arayıp bir çeşit çorba ve bir çeşit sıcak içecek. Şimdi bunları yazalım arkadaşlar. Çorba için kaç seçeneği var? 3 tane seçeneği var. 3 çarpı diyorum ve bir çeşit sıcak içecek demiş. Kaç tane sıcak içecek var? Siyah çay, bitki çayı, süt, kahve olmak üzere 4 tane de sıcak içecek çeşidimiz var. Veya demiş arkadaşlar ikinci ihtimali geçiyoruz. Bir çeşit dürüm demiş tavuk dürüm ve et dürüm olmak üzere iki farklı seçeneğim var. Ee, ve ne demiş bize? Bir çeşit soğuk içecek demiş. Soğuk içeceklerin kaç tane olduğunu bilmiyoruz çünkü yırtılmış buradan. X tane olsun diyelim mesela. Ee, 20 farklı şekilde sipariş verebiliyormuş böyle. Eşittir 20 diyorum. 3 çarpı 4 12'dir. Karşıya attım. Eksi 12 olarak geçti. 20'den 12 çıktığında 8 kalacaktır. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4 olarak gelecektir. Buna göre bu restoranda kaç farklı soğuk içecek çeşidi vardır diye sormuş. 4 olarak bulduk. Cevabımız denizli. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları sarı renge boyanacaktır. Her mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenarı olan ve sarıya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre hücreler kaç farklı şekilde boyanabilir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada bak iki tane ise iki yazıyorsa eğer bunun etrafındakilerden iki tanesini sarıya boyamamız anlamına geliyor bu. Şimdi mesela şu ikisini boyayabilir miyiz sarıya? Bu ikisini sol tarafa baktığımızda iki yazıyor boyayabiliriz gibi görünüyor ama sağ tarafa baktığımızda biri yani bir yazıyor ve bunun etrafında yalnızca bir tanesini boyamamız lazım. O yüzden şurada ikisini birden boyamamız yanlış olur arkadaşlar. Mesela ben sadece şurayı sarıya boyuyor olsam tamam mı? Şurayı ya da altı. İki tane seçeneğim var burada. O yüzden iki taneden bir tane diyorum. Peki e, bunlardan birini boyadık. Bunun haricinde arkadaşlar e, sağ tarafta zaten hiçbir şekilde yani şuralardan bahsediyorum. Buralarda hiçbir şekilde boyama yapmamam gerekiyor. Çünkü zaten bir yazıyor içerisinde o biri de şuradan boyamış olduk. Burada 2 yazıyor. Bu 2'yi hangileri arasından seçmem gerekiyor? Bir defa şura olmayacaktır değil mi? Burası olmaz. Çünkü burayı boyadığımda sağ taraftaki biri de etkilemiş oluyoruz. Ama hangilerini boyayabiliriz? Bak şu, şu, bu, bu. Yani toplamda 4 tane seçenek var. Bu 4 taneden bir tanesini boyarsam e, isteğimi gerçekleştirmiş olurum. Mesela şunu boyadığımda bak hem bunun içerisinde 2 yazması sağlanmış oldu hem bunun içerisinde 1 yazması sağlanmış oldu diyebiliriz. Peki başka bir seçeneğim var mı? Şu ortada olanlardan hiç boyanması arkadaşlar. Şunları bir silelim tamam mı? Bunlardan hiç boyanmasa şu ortadan. Şu 1 2 3 4. 4 taneden 2 tanesini boyasam artı diyorum bu diğer seçeneğim olduğu için. 4 taneden 2 tanesini boyasam. Mesela hangilerini boyadım? Bir şunu boyadım, bir de şunu boyadım diyelim hadi. Buradan da şu 4 taneden bir tanesini boyasam Mesela hangisini boyamış olalım? Şunu boyamış olalım. Yine bizim istediğimiz durum gerçekleşmiş olacaktır. O zaman bunları hesaplayalım şimdi. 2'nin birlisi 2'dir. 4'ün birlisi 4'tür. 4'ün ikilisi 6'dır. 4'ün birlisi 4'tür. 2 çarpı 4 8. 6 çarpı 4 24. Bunları topladığımızda da 32 olacaktır. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Aşağıdaki şekilde 5 satır ve 8 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun 6 hücresi kırmızıya boyanarak desenler oluşturuluyor. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak biçimde kaç farklı desen oluşturulur? Şimdi tüm satırlarda en az bir tane kırmızıya boyanacağına göre birinci ve 5. satırlara baktığımızda zaten burada bir tane kare var. Dolayısıyla bu da kesinlikle kırmızıya boyanmıştır diyebiliriz bu duruma göre. O zaman şurası kesinlikle boyanmıştır arkadaşlar. Aynı şekilde şurası da kesinlikle boyanmıştır. Bizim diğerlerini incelememiz lazım. Toplamda 6 hücre bu şekilde kırmızıya boyanacakmış arkadaşlar. 6 hücre boyanacaksa 2 tanesini zaten boyadık. Geriye kaç hücre kaldı? 4 hücre kaldı boyanması gereken. O zaman nasıl hesap yapabiliriz? İkinci satıra mesela 2 iki taneden ikisini de boyuyor olsak. 3. satıra bir tane, 4. satırdan da bir tane boyasak. bu birinci ihtimal. Bak, 2, 1, 1 toplamda 4'e boyanacak. Şimdi e, durumu de değiştirelim. 2. satırda bir tane boyayalım. Bu sefer 3. satırda ikisini de boyayalım. Dördüncü satırda yine bir tane boyayalım. Toplamda yine dört tane boyamış olacağız. Son duruma bakacak olursak, o da şudur. 2. ve 3. satırda birer tane boyayalım. Hem ikinci satırda hem üç satırda birer tane dördüncü satırda iki taneden ikisini de boyayalım arkadaşlar bu üç farklı durumu incelediğimizde 2'nin ikilisi 1 demektir 2'nin birlisi 2'nin iki, birlisi 2 aynı şekilde 2 çarpı 1 çarpı 2 ve 2 çarpı 2 çarpı 1 olarak gelecektir buradan 4 geldi buradan 4 geldi buradan da 4 geldi toplamları 12 olur cevabımız Ceyhan seçeneği bir okulun masa tenisi takımında 3'ü kardeş olmak üzere toplam 9 oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunculardan 5 tanesi turnuvalara katılmak için turnuva takımına seçileceklerdir. Kardeşlerden biri veya üçü birinden turnuva takımında yer alacaklarına göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi kardeşlerden biri yer alacaksa 3 tane kardeşten birini seçmem gerekiyor ve geri kalan 6 tane oyuncu var değil mi kardeşlerin dışında? Bunlardan da kaç tane olması gerekiyor? Toplamda 5 kişi seçilecekti. O zaman bunlardan da 4 kişi seçersem 4 artı 1'den 5 kişi seçmiş olurum. Ya da diğer durumu da söylüyor bize. Diyor ki kardeşlerin 3'ü birden. O zaman 3 kardeşten 3'ünü de seçtim. Geri kalan 6 kişiden de 2 kişi seçmem gerekiyor bu durumda. 3'ün 1'lisi 3'tür. 6'nın 4'lüsü, 6'nın ikilisi zaten aynı şey demektir. 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 gelecektir yazalım hemen şuraya. 3'ün üçlüsü 1'dir. 6'nın ikilisiyle zaten 6'nın dörtlüsü aynı şey demekti. 15'ti. 3 çarpı 15'ten 45 geldi. 1 çarpı 15'ten 15 geldi. Bunları toplarsak 60 yapar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 5 farklı kalemin tamamı yaşları farklı 3 kardeş arasında dağıtılacaktır. E, bu kardeşlerden en küçüğü 1, diğer ikisi ise en az birer kalem alacak şekilde e, bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir diye sormuş. Şimdi küçük kardeş diyelim, ortanca kardeş diyelim, büyük kardeş diyelim arkadaşlar. Küçük kardeşin bir kaleme aldığını biliyoruz. Ortanca kardeş de bir kaleme alsa büyük kardeşe kaç kalem düşer? 3 kalem düşer. Peki küçük kardeş bir kalem alsa, ortanca kardeş 3 kalem alsa bu sefer büyük kardeşe de bir kalem düşecektir. Veya şöyle de diyebiliriz. Küçük kardeş bir kalem, ortanca kardeş 2 kalem, büyük, büyük kardeş de 2 kalem diyebiliriz. Üç farklı seçenek söz konusu küçük küçük kardeş zaten bir sabitti diğerlerini kendi aralarında değiştirdik şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebilir miyiz 5 tane kalemden küçük kardeşe bir tanesi gitti Beşten bir tanesini seçtik geri kalan dört kalemden bir tanesini ortanca kardeşe verdik geri kalan üç kalemden üçünü de büyük kardeşe vermiş olduk İkinci duruma bakıyorum. 5 kalemden birini yine küçük kardeş için seçtik. Geri kalan 4 kalemden 3'ünü ortanca kardeş için, geri kalan 1 bir kalemin birini de büyük kardeşe verdik. Artı diyorum, son duruma bakıyorum. 5 kalemden birini küçük kardeşe, geri kalan 4 kalemden ikisini ortanca kardeşe, geri, kal e, geri kalan 2 iki kalemden ikisini de büyük kardeşe vermiş olduk. 5'in birlisi 5 geldi, 4'ün birlisi 4, 3'ün üçlüsü de 1'dir. 5'in birlisi 5, 4'ün üçlüsü 4, 1'in birlisi 1, 5'in birlisi 5, 4'ün ikilisi 6, 2'nin ikilisi de 1'dir. 5 çarpı 4'ten 20, 20, 5 çarpı 6'dan da 30 geldi. Bunları toplayacak olursak 70 gelecektir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Bir züccaciyeci de 6 farklı renkten çok sayıda yapay gül ve 3 çeşit vazo vardır. Züccaciyeciye gelen Zeynep Hanım iş yerindeki masasının üzerine iki farklı renkten toplam 3 gül ve 1 vazo satın almak istiyor. Şimdi arkadaşlar şuna bakacak olursak bizim 6 farklı rengimiz vardı ve 2 farklı renk seçeceğiz. O zaman 6'nın ikilisi diyoruz. 3 ee, tane vazo çeşidimiz vardı bunlardan da bir tane vazo seçmemiz gerekiyor. Ancak soru burada bitmiyor. Çünkü demiş ki bize iki farklı renkten 3 gül almış. Mesela kırmızı ve beyaz olacak olursak beyaz diyecek olursak bu renklere iki kırmızı bir beyaz gül almış olabilir ya da bir kırmızı 2 beyaz gül almış olabilir. Aslında burada iki farklı seçeneğimiz söz konusu arkadaşlar. O yüzden burada 2 ile çarpmamız gerekiyor şu işlemi. 6'nın ikilisini açacak olursak 6 çarpı 5 bölü 2'dir. 3'ün birlisi 3'tür. Çarpı 2 diyorum. 2'ler burada sadeleştiğinde 6 çarpı 5 30. 3 ile çarptığımda 90 olarak gelir. Cevabımız denizlidir. A eşittir, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanlarının çarpımı bir negatif olmayan tam sayı eşittir? Şimdi negatif değilse arkadaşlar, ya sıfırdır ya da pozitiftir. E, sıfır olması için bu 3 tane sayı seçeceğiz ya, bunlardan bir tanesinin kesinlikle sıfır olması gerekir. Diğerleri ister negatif olsun, ister pozitif olsun, çarpımları sonuç olarak sıfır olacaktır diyebiliriz. Sıfırı seçtikten sonra, Geri, toplamda kaç tane sayımız vardı? 8 tane. 0'ı zaten seçtik. Geriye kaldı 7 tane sayımız. 7 taneden herhangi 2 tanesini seçmemiz bizim için yeterli olacaktır. Sonucun 0 gelmesi için. 7'nin ikilisi de 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 olarak gelir. Şimdi diğer durumlar nedir arkadaşlar? Diğer durumları da şöyle gösterelim. Ya hepsi pozitif olacaktır. Bu bir durumumuz ya da iki tanesi negatif olur, bir tanesi pozitif olur. Bu durumda da sonuç yine pozitif olarak gelecektir diyebiliriz. O zaman e, ilk durumda ne diyebiliriz? Dört tane pozitif sayımız var, bu dört tane pozitif sayıdan üç tanesini seçmem gerekiyor diyebiliriz. Dördün üçlüsü de dörttür. İkinci duruma bakacak olursak burada iki tane negatif seçeceğiz. Üç, üç tane negatif sayımız vardı, bunlardan iki tanesini seçiyoruz. 4 tane pozitif sayımız vardı. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. 3'ün 2'lisi 3'tür. 4'ün birisi 4'tür. Buradan da 12 gelir. Şimdi bunların toplamına bakacak olursam 21, 12 daha 33. 4 de buradan 37 gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Bir üniversite yüksek öğrenimlerini tamamlamaları için iki farklı ülkeye gönderilmek üzere 6 öğrenci belirlemiştir her iki ülkeye en az iki öğrenci gönderilebileceğine göre bu 6 öğrenci kaç farklı şekilde gönderilebilir diye sormuş arkadaşlar. Biz şuraya birinci ülke ve ikinci ülke diyelim ilk olarak. Şimdi arkadaşlar en az iki öğrenci diyor ya birinci ülkeye iki öğrenci gidecekse toplamda 6 öğrenci vardı. ikinci ülkeye 4 öğrenci gider. Ya da birinci ülkeye 4 öğrenci giderse ikinci ülkeye iki öğrenci gider. Ya da ikisine birden 3 öğrenci gider. Aslında burada üç farklı durum vardır diyebiliriz. Şimdi ilk durumu şöyle yazalım. Altı öğrenciden iki tanesini birinci ülkeye geri kalan 4 öğrenciden dördünü ikinci ülkeye. İkinci durumda altı öğrenciden dört tanesini birinci ülkeye geri kalan iki öğrenciden ikisini ikinci ülkeye. Üçüncü durumda 6 öğrenciden 3 öğrenciyi birinci ülkeye geri kalan 3 üç öğrencinin 3'ünü de ikinci ülkeye yollayabiliriz. 6'nın ikilisi ne demektir? 6 çarpı 5 bölü 2 demektir. 4'ün dörtlüsü zaten 1. 6'nın dörtlüsü ile 6'nın ikilisi aynı şey demek. 6 çarpı 5 30. 2'ye böldüğümüzde 15 ise burası da 15 olacaktır. 2'nin ikilisi yine 1 olacaktır. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. 3'ün üçlüsü de zaten 1 demektir. Buradan 15 geldi. Buradan da 15 geldi. 3 çarpı 2 6. 6'lar gittiğinde 5 çarpı 4 buradan da 20 gelmiş oldu. 15 15 30 20 de buradan 50 geldi. Cevabımız denizli oldu. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 4 elemanı bulunur demiş arkadaşlar. Şöyle 4 elemanlı alt kümeleri 1 2 3 4 olarak gösterelim. Bunlardan bir tanesinin 4 olduğu kesinmiş. O zaman 4'ü gittim eledim arkadaşlar. Geriye kaç tane burada sayı kaldı? 1 2 3 4 5 tane kaldı. Kaç tane yerim var? 3 tane yerim var. O zaman 5'in üçlü kombinasyonu derim ben buna. 5'in üçlü kombinasyonu da 5'in ikili kombinasyonu ile aynı şey demektir. O da 10'a eşittir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. İki asansörden biri 4, diğeri 5 kişiliktir. Bu asansörler ile aynı kata çıkmak isteyen 9 kişilik bir grup asansörleri kaç farklı şekilde kullanabilirler diye sormuş arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şu 9 kişiden 4'ünü asansörlerden birine geri kalan 5 kişiden 5'ini de asansörlerin ikisini, e, diğer asansöre yerleştirdiğimizde aslında cevabı bulmuş olacağız. 9'un dörtlüsü 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1 olarak gelecek. 5'in 5'lisi zaten 1 demektir. 4 ile 2'nin çarpımından 8 gelir. 8'i elemiş oluruz böyle. 6 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde de 2 gelecektir. 9 çarpı 7 63 2 ile çarpınca 126 olarak gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 18 kişilik bir futbol takımında ilk 11'de oynaması kesinleşmiş 7 kişi vardır. Buna göre maça çıkacak ilk 11 kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Zaten 7 kişi belli arkadaşlar. 7'nin 7'lisi dedik. Buradaki 7 kişi belli. Geri kalan 18 kişiden 7 kişiyi çıkarttığımızda 11 kişi kalıyor. E, bu 11 kişiden 4 kişi daha seçmeliyim ki 7 artı 4'ten toplamda 11 kişi seçmiş olalım. Şimdi 7'nin 7'lisi zaten 1 demektir. 11'in 4'lüsü 11'i 4 defa açıyorum. 11, 10, 9, 8 olarak. Aşağıda da 4'ü açıyorum. 4, 3, 2 ve 1 olarak. 4 çarpı 2'den 8, 8 burada sadeleşti. 9 da 3'ü sadeleştirecek olursak 3 gelir. 11 çarpı 3'ten 33, 10 çarpınca 330 olarak gelecektir. Cevabımız da denizli seçeneği olur. Büşra bir kız, diğeri erkek olan bebeklerine birbirinden farklı birer isim verecektir. Bunun için yalnızca erkek bebeklerine konulabilecek isimlerden 8 tane. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Yalnızca erkek isimleri 8 taneymiş. Ee, hem erkek hem kız bebeklerine konulan, o zaman şöyle yazayım hem erkek hem kız olarak yazdım. Bunlardan da 4 tane isim belirlemiş. Buna göre Büşra bebeklerin ismini kaç farklı şekilde seçebilir demiş. Şimdi arkadaşlar kızın zaten kız olan bebeğin isminin şuradan seçileceği kesindir. Doğru değil mi? Zaten yukarıda sadece erkek isimleri var. O yüzden 4 taneden bir tanesi kesin. Diyorum ki şimdi erkek erkek bebeğinde ismi yalnızca erkekler arasından seçilecek olursa yani 8 tane arasından seçilecek olursa buradan ne diyeceğiz biz? 8'in birlisi diyeceğiz. Artı ikisinin de şuradan seçilme ihtimali yok mu? Yani erkek bebeğinde, kız bebeğinde hem erkek hem kız isimlerinden şu 4 tane isimden seçilme durumu da var. O zaman her iki bebeğin ismini de buradan belirleyebiliriz. Tabi bunların kendi arasında yer değiştirmesi var. O yüzden iki faktöriyelle bunu çarpmam lazım. O da iki demektir zaten. 4'ün birlisi 4, 8'in birlisi 8, 4'ün ikilisi 6'dır çarpı 2 olarak geldi. 4 çarpı 8 32, 6 çarpı 2'den de 12 gelir. Bunları topladığımızda da 44 olacaktır. Cevabımız Adana seçeneği.